kısa ne? Evet. Sayın Bakan, Hasan Bey, efendim bu tarafa da. Şefkettin Bey, arkadaşlar şu iki meclis üyemiz de şey olarak iki meclis üyemizin de Hasan Bey'in enerjisine, onunla beraber tüm arkadaşlarımızın mahallelerdeki ve İzmit'in diğer dokularına yapmış oldukları ziyaret ve programlarla inanıyorum güzel bir neticeyi ortaya koyacağız. Ben tekrardan tüm arkadaşlarımıza önümüzdeki sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve Sayın Başbakan Yardımcımıza tekrardan geldiği için, bizlerle beraber olduğu için, bugüne kadarki destekleri için şükranlarımı ifade ediyor. Ben de sözü kendisine tevdi ediyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, öncelikle hem ilçe başkanımıza, hem ilçe genç kolları başkanımıza, hem ilçe kadın kolları başkanımıza hayırlı olsun diyorum. Nerede? Rabbim birlikte çok hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. O vesileyle yeni görev alan bütün hem ana kademimizde hem kadın ve genç kollarımızda görev alan bütün arkadaşlarıma da hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Değerli arkadaşlar, dünya tekrar bir gerilim dönemine girdi. Şu anda maalesef pek çok bölgede büyük sıkıntılar var. Büyük problemler var. Artık yani dünyada huzur ve sükunet, barış, kısa zamanda hakim olun gibi bir düşünceden gittikçe uzaklaşıyoruz. Maalesef gerilimlerin her gün arttığı, özellikle gerilimlerden beslenen siyasetin ve politikanın gün geçtikçe daha da prim yaptığı bir dönemdeyiz. İşte son dönemde yaşanan, ardı ardına yaşanan seçimlerde daha çok ırkçı partilerin yükselişte olduğunu, İslam karşıtı partilerin yükselişte olduğunu, biraz daha özellikle yabancı düşmanlığının yükselişte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef bu seçim dönemlerinde ortaya konulan popülist söylemlerin ve tavırların yavaş yavaş dünyayı tehdit etmeye başladığını da görüyoruz. En son Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçimden önceki işte Kudüs'ü başkent olarak İsrail'i tanıyacağım ifadesi, ki bu çok son derece sorumsuzca bir ifadedir. Bu ifadesini hayata geçirme çabası, ki ben bunu biraz iç politikada İsrail lobisinin Amerikan Başkanı'nı sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar olarak değerlendiriyorum. Bu kararın bölgemizde çok ciddi bir gerilime, sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bugün pek çok merkezde bu olayı protesto eden gösteriler oldu. Tabii çok fırsatımız olmadı detayına bakmaya, ama Kudüs'te de bir takım çok üzücü hadiselerin olduğunu görüyoruz. Bu aslında ne kadar sıkıntılı bir dönemden dünyanın geçtiğini, özellikle dünyada zaten ne kadar sıkıntılı bir dönem olursa, bu sıkıntılı dönemin en fazla yansımasının olduğu bölgede bizim bölge oluyor maalesef. Orta Doğu coğrafyası oluyor. Yani Amerika iç politikasındaki gelişmeler Orta Doğu coğrafyasında maalesef kana dökülüp dönüyor, gözyaşına dönüyor. Avrupa'daki iç politik gelişmeler maalesef bizim bölgemizde kana ve gözyaşına dönüyor. Böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak özellikle çok daha güçlü olma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Ülkemizin gücü, en azından bölgemize yönelik oyun kurmaya çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak açısından son derece etkili ve önemli. Bu açıdan da ülkemizin gücünü korumak ve artırmak her birimiz için sadece ülkemiz noktasında değil, bütün bölge noktasında da adeta bir vazife ve görev olarak önümüzde duruyor.
Allah'a hamdolsun, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski Türkiye olmadığı için bugün bölgemize yönelik kurulmak istenen oyunların tamamına karşı sesini yükselten, çok net bir duruş sergileyen bir Türkiye var. Tabii bu duruşu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor. Bugüne kadar hayal bile edilemeyen bu dik duruşu Allah'a hamdolsun ülkemiz gösteriyor. Bu duruşumuzu da sergilemek bizim için bir milli vecibedir. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki AK Parti'nin, özellikle Türkiye'nin gücü AK Parti'nin birlik ve beraberliğiyle aslında güç kazanıyor. Çünkü AK Parti birlik ve beraberliğini korumasa, güçlü bir iktidar partisi olmasa Türkiye'de istikrar yakalanmaz. İstikrar yakalanmadığı zaman da Türkiye'nin gücünün bilinmesi veya sahaya yansıması mümkün olmaz. Bu açıdan da teşkilatlarımız bizim bu birlik ve beraberliğimizin, AK Parti iktidarının arkasındaki en önemli güç olan halk desteğinin aslında somutlaştığı, ete kemiğe büründüğü organizasyonlarımız. Teşkilatlarımız ne kadar güçlü olursa partimizle halkımız arasında köprü o kadar sağlam olur. Teşkilatlardaki bir zafiyet AK Parti'nin aldığı desteği kim ne derse desin aşağı çeker. Ama teşkilatlardaki güç ve birlik ve beraberlikte partimiz olan desteği sürekli zinde tutar ve yukarılara çeker.